Merhaba arkadaşlar. Bursa'nın herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. Evet 1 Mayıs Perşembe İstanbul yarış programımıza tekrar sizlerle beraberim. Evet yeni ayımıza giriş yaptık. Yeni ayımız bize önce sağlık getirmesi temenni ediyoruz. Sonra bol kazançlı bir gün olsun dileklerimi sunuyorum. 1 Mayıs'ta e, biliyorsunuz e, işçi Bayramı herkesin tüm işçilerimizin işçi bayramını kutlarım sevgili dostlar Evet koşulara geçmeden önce bugün biliyorsunuz Adana programımız vardı Adana'da yorumladığımız kurgumuz her iki kurgumuzda beşte kaldı O da nedeni 9 do hayfalan yattık sevgili dostlar maalesef bizi bir tek yatıran safkan heyfi oldu Nizamettin Demireşli'nde e, tabii ki bir üç demiştik. Göllalem ikinci olarak gelmişti. Ama sevindirici bir kısım. E, Adana'da e, sağdan duyum olarak biliyorsunuz sizlere e, start video da atıyorum ben. E, şöyle 15-20 saniyelik bir video atıyorum. E, orada e, birinci altılık ayımızı doğru tahmin e, olarak bizlere ulaştıran e, Adana'daki arkadaşlarımıza çok çok teşekkür ediyoruz. 11.653 11, TL sayesinde bulmuş olduk ee, sevgili sevgilimiz. Onların e, üçüncü koşta pekerim çok net bankolarıydı. E, zaten ilk ayakta e, 5-3-2. E, benim de sıralamımda 3 at vermiştim ya 2 tek demiştik e, yani bank olarak önermiştik. E, Alternatif bankomuzda pekerim olmuştu. E, dileyen arkadaşlar pekerimi tek atabilir, orada yıkabilirler. 23 küsürdan yanında geldi. E, i̇kinci ayakta zaten e, çakma aşağının üstüne bayağı durarak zaten önermiştik. Ezer döver e, aynı kurgunun içerisinde gelen safkanları pekerim bank olarak gelmişti bizim elimize. E, sonraki zaten safkanlar bir de Heyfa'nın da e, gelmesi altılı gayrımızı 11.653 TL ile tutturmuş olduk. E, i̇kinci altılı gayrın üzerinde e, baktığımız zaman 7. E, koçta koşta 3 nolu safkan e, banko olarak gelmişti ama bizler orada 1-2 gel olumu da önermiştik. E, bizim tekimiz 8. koşuda 4 nolu safkanımız Mehmet Salih Çelik ile bankomuz kazandı. Ben burada bankoyu değerlendirdim ve ikinci altılık ayında bulmuş olduk. E, 1042 TL verdi az verdi ama olsun e, onu da bulmuş olduk. Sevgili dostlar Hayfe'yi yazdık bu sefer ikinci altılık ayağımıza. E, çünkü 4 at var 4 atı yazıp kendi bankomuzda atarak e, orada da ikramimizi almış olduk. Değerlendiren 3-5 arkadaşımız var. Ee, bizlere de mesaj olarak e, gönderdiler. Onları da tebrik edelim. Diyelim. Evet. Koşularımıza geçelim sevgili dostlar. Evet. Birinci koşu saatlerimiz 14.30'u gösterdiğinde gerçekten e, İstanbul programı birazcık zor bir koşu bizleri bekliyor sevgili dostlar. Yani İstanbul'da 8 koşulu bir programımız olacak. Bir altımız olacak. E, yani zorlu bir programla karşı karşıyayız. Bunu dile getireyim baştan. Ee, tabii ki benim önde tuttuğum safkanları yazarak sizler de ona göre kurgunuzu oynayıp bir tane banko ismim olacak. Alternatif bankomuz olacak. Ee, tabii ki son karar sizlerin eğer sağdan herhangi bir duyum alırsam yine bir ufak bir video sizlerle paylaşacağım. Evet birinci koşu saatlerimiz 14.30 şart 4. 4 vekola Araplar 1900 çime çıkacak 8 safkan yer alıyor. 2 ile 4 nolu safkanlar Ekür olarak piste çıkacaklar. Evet birinci dörtlü Ganyan için e, kuponumuza yani burada ben e, silah silahlı kız e, yani çok çok önde tutuyorum. E, İzmir'de de zaten Güneyli Ekürüsü de çok iyi bir performans çıkartırıp kazanarak geliyor. İyi bir e, sonuç elde etmişti Cem Altun'la. Şimdi e, baktığımız zaman yine Cem Altun'un üstünde görüyoruz. Burada yani 4 benim çok çok önde tuttuğum safkan olacak ama 5 nolu Subike'yi de kesinlikle bu koşuya imal etmeyeceğim. Yani Subike'ye geldiğimiz zaman Mustafa Çiçek ile start alacağız. Yani çim yarışları o kadar iç içe olmasa da ama kalite ve güç bakımından yani ben bu gruba yetebileceğini düşünüyorum. O yüzden 5'i de buraya yazacağız. Ve de 1 nolu Sembol Tay 1. dörtlü gayen için önereceğim isimler olacak. Bir tek çekindim burada Ateş topu temsilcisi var. Çim yarışlarına baktığım zaman gayet başarılı buldum. Yani birinci dörtlü gayran çok çok tatlı para veri. Yani o da 7 nolu safkanımıza dikkat diyebilir. Ben değerlendireceğim. Yani burayı 4 5 1 7 olarak değerlendireceğim bir koşu olacak. Birinci dörtlü ayanımızın başlangıç ayında. Evet geçelim ikinci koşu şartlı 4. 4 yaşlı Araplar 2200 metre çime çıkacak. 8 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet burada da koşuya baktığımız zaman yani kalitesi ve e, önde olan Safkon e, safkan olarak gözme çarpan tabi Kral Batur Özcan Yıldırım'la Özel için piste tekrar kavuşacak. Grup işte 1600 çiminde hiçman e, hiç mançizlikle yapmış isyan ateşi o gün için yapacak bir şey yoktu. Gerçekten çok çok iyi bir grup yakalayıp koşuyu kazanmasını bilmişti. Kral Batur'u o gün için güzel bir ikincilik hanesine Yazdırdı. Ben 7 plase için banko ismim olacaktır. 4 nolu Kral Batur Özcan Yıldırım'la ama 1. 4'lük ayan için 1, 2 ve 3 nolu safkanlarda bu koşu için çok çok dikkatliceğim 2. koşuda. Evet, geçelim bir diğer koşumuz 3. koşu. 6'lı ayanımız başlayacak. Şartlı 3 dişler ama 3 yaşlı İngilizler 1900 metre çim. 9 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz evet burada 3 nolu safkanımız yaptığı ilk çim yarışı 1250 güzel bir ikincilik hanesine yazdırdı ondan sonra sentrikte bir mücadelesi vardı uzuna çıktı meydana veda etti şimdi ilk defa ikinci defa çime çıkacak uzuna çıkacak Ali Yıldız gibi sevdiğimiz bir e, Jokay arkadaşımızı üstünde 3 benim ilk tercihim olacak evet ikinci atımız 1 nolu safkanımız e, Narmanlı Elif mutlaka yazalım. 5 ton saklanma Ahmet Çelik'le 6 ve 8 şeklinde bu zor koştaki sıralamam. Evet 3, 1, 5, 6 ve 8 sıralamamız bu şekilde 6'lı gayrımızın ilk ayağında. Evet geçelim 4. koşu şart 4, 3 yaş. 3 yaş İngiliz'e 2100 metre çime çıkacak. 8 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Yine bir zorlu bir koşu yani denk bir mücadele bizleri bekliyor. Yani gruba şöyle baktığımız zaman yani hemen hemen tüm safkanlar ilk defa beraber koşacaklar sevgili dostlar. Tabii ki burada iki nolu safkanımız yaptığı üst üste harika ikinciklerin ardından son adana işini 1800'de şartlı üçü kazanarak kendini bulan bir safkanımız. İki, ilk 2 ilk tercihimiz ikinci atım 8 nolu Iron Skay, Erhan Aktuğ'la İlk çim yarışı çok çok başarılıydı. İyi bir performans sergiledi. 1600 çimde elinde de bayağı bir sermaye vardı. 8-9 boy gibi fark atmıştı Eren Akdoğ'la. Yine sevdiği çime çıkacak Eren Akdoğ eşliğinde. 8 ikinci tercihimiz 1 nolu Ateş Prens. Merçan Çelik'te. dikkat diyeceğim bu savkana. Sonra 5 nolu Safkan Özcan Yıldırım eşliğinde. Ve de 7 nolu Safkan'ın Müslüm Çelik de. O da iki yarış gördü. Son Adana eşliğinde 1900'de o da müthiş bir koşu imza attı Müslüm Çelik eşliğinde yine koşunun şanslı ismi olacağını düşünüyorum bu koşu üzerinde 2 8 1 5 7 sıralamam 4. koşu 2. 6 gayrımızın ikinci aya 5. gayrımıza bu koşuyla başlayacak. Evet geçelim bir diğer koşu 5. koşu handikap 17.400 1400 çim 3 ve yukarı İngilizlerin mücadelesini izleyeceğiz. 11 safkanımızın katıldığı bu koşta yani koşuya şöyle döndüğümüz zaman ben burada yarın baktığımız zaman son çim yarışında İstanbul'da Şartlı 5'te mücadele etmişti ama mücadele ettiği de grupta onun için hiç mi hiç uygun değildi sevgili dostlar. Ondan dolayı ben şimdi çıkacağı bu çim yarışında ben koşuyu kazanma çok çok yakın olarak görüyorum. Şimdi koşuya baktığımız zaman burada ee, Jaco Boy büyük ihtimalle liderlik alacaktır. Baba Dallas isteyecektir. Ee, yani birazcık tempoya katılacaklardır ama bu koşuyu sonlarda sabırla bekleyip ee, sonları iyi koşacağını düşündüm. Bir tane safkan var o da 2 nolu safkanımız. Yarın ben risk alıp bu zorlu koşuda e, benim banko ismim olacaktır. Evet ikili için 6 ve 3 nolu safkanları ikili için değerlendireceğim 5. koşuda. Evet geçelim bir diğer koşu 6. koşu meydan 3 yaşlı Araplar 1100 metre sentetik kum 8 safkan yer alıyor 2. üçlü ayarımızda bu koşu üzerinde başlayacak. Evet burada ilk tercihimiz bir nolu mucizem yaptığı ilk startı şartlı bir çok güzel bir koşu çıkarttı Selim Kaya eşliğinde. Şimdi Enes Bozdağ teslim edildi bir mucizem bir nolu safkan benim ilk tercihim 2. atın 4 nolu safkanın azman. O da Tolga Yıldız'a teslim ediyor. O da İstanbul'da ee, koştuğu koşta Ali e, Mehdi Altın eşliğinde koşup bir boyla arka grupta kay, kalmıştı. Koca Efe'nin kazandığı o kuşta ikincilik çıkarttı. Lazman da şimdi Tolga Yıldız'a teslim edildi. Dörde es geçmeyeceğiz bu koşu için. Sonradan 8 nolu Yeniköy Mehmet Salih Çelik eşliğinde o da Ankara'dan şartlı birden geliyor sevgili bu safkana. Dikkat diyeceğim biliyorsunuz Ankara'dan İstanbul'a gelen safkanlara her zaman öncelik vermemiz doğru olacaktır. 8 yeni Yeniköy'lü de 3. tercihim olacak. Ve de 3 dolu e, safkanımız Mehmet Kaya'yla yazdık mı bu koşuyu rahat izleriz diye düşünüyorum. 1, 4, 8 ve 3 sıralamam 6. koşuda. Evet geçelim bir diğer koşu. Şartlı 4, 4 ve İngilizlerin 1000 metre çime çıkıyor. 6 safkan e, bu koşuya kayıtlı. Evet koşuya baktığımız zaman... E, tempolu gelecek el Mestro olsun e, serseri hat olsun sun of honor altın safkanımız olsun yani birazcık tempo vereceklerdir bakalım e, bu zevkli Mücadele e, yani surat koşusunda kim e, galip gelecek izleyip hep beraber göreceğiz tabii ki e, burada ayağına seri safkanlar sanki ön plana çıkıyormuş gibi görünüyor sevgili osa. Yani 2 ile 4 ama e, tabii ki yanılabiliriz de sevgili dostlar yani burada ben e, Vector'ın e, yani tabii ki önlerle çıkıp liderliği alamayacaktır ama kısa vadede altıda 1200 çiminde gerçekten boyunla Zülfikar Karabulut eşliğinde boyunla kazanan e, Vector yani Karabulut'u üstünden attı. E, Muzaffer abimizin, Muharrem abimizin de safkanı Vector benim ilk tercihim olacak. Evet ikinci atımızda 2 iki nolu Elmastro ve de 3 nolu Harlan Drag diyeceğim. Mustafa Çek eşliğinde ve de 4 no serseri at. Çünkü mesafe kısa. Burada değerlendirmemiz doğru olacağını düşündüğüm koşu aslında 5 nolu Prenses Kaan da yani burada etkili koşacak. Ama yani bu 6 sapkan arasında 5 safkan e, 5'i yazma edebiliriz. Yani zor bir program İstanbul'da bunu dile getirelim. Evet sıralamamız nasıl oluşacak? 1, 2, 3 ve 4 şeklinde oluşacak bu zorlu koşu. Yani 5 nolu safkanızı ben dışarıda bıraktım ama yani isteyerek de bırakamadım. Kısa var 8 içinde e, Akın Sözenle yapmıştı? Alihan kazanmıştı bu mesafede 1000 metre çiminde. E, şimdi Erhan Akdoğu'la 7'de 5 yapmışlardı. Yani iyi bir kısrak aslında. Ama dışarıda bıraktığım bir isim oldu. Bu koşu üzerinde 1, 3, 2, 4 diyerek bu koşuyu da bu şekilde geçmeyi planladım. Evet geçelim son koşu 8. koşu altı gayemizin sona. Ya. Handikap 15-4 ve Kore Araplar 1200 metre içime çıkacak 17 safkan yer alıyor. Evet ben burada 3 safkan önereceğim. Sevgili dostlar aslında kalabalık tutulması doğru olacak gibi görünüyor. Ama ben bu 3 safkanı buraya geçebileceğimizi düşünüyorum sevgili dostlar. Sıralamam şu şekilde 9 doğru Rüzgar Gold Muhammed Mir Bilgin eşliğinde piste çıkacak. Üçte bir yaptılar. Son çim yarışını İzmir'de Handikap 16'yı kazanarak çok formda geliyor İstanbul'a. Ondan önce koşusunda yine aynı şekilde İzmir'deydi. Güzel bir ikinci bir Joker temsilcisi. Benim ilk tercihim 9 nolu safkanımız Rüzgar Gold olacak. Evet ikinci atımızda burada 5 nolu Emirens. E, diyeceğiz. Nevzat Avcı işine son 1300 işine bir dokuzuncukla ayrıldı ama kesinlikle ölçü almadığım bir koşu. 1300'e Merçen Çelik'le fotoya emin adımlarla uzanmıştı. 5'i de göz ardı etmeyeceğiz. Ve de burada e, uzun aradan sonra 56 günlük hem arası var. Daha önceki yaptığı sentetik koşularında biliyoruz ama şimdi sevdiği Çin piste tekrar kavuşan 11 Nando diyeceğim son safkanımız olarak sizlere önereceğim yani 9 5 ve 11 son koştaki sıralamam bu şekilde. Evet Bursa'dan aktaracağım İstanbul programında buydu. Tüm yarışseverlere bol şanslar diliyorum. Akabinde Elazığ koşularımız var. Tabii ki oraya da değineceğiz. Tüm yarışseverlere bol şanslar diyerek huzurlarınızı ayrılıyorum. Videomu dinlerken ve izlerken videomun altına beğen butonuna basarak bana destek vermiş olursunuz. Desteklerinizi bekliyorum. Allah'a ısmarladık.